Bir kavram geliştirelim dedim, arkadaşlarımla masaya oturduk, biraz kafa yorduk. Hazır seçim de geliyor, millet de bizimle uğraşmaya gayret ediyor, o bir avuç insan. Dedim ki biraz daha uğraşsınlar. Biz gelin bu işi, nasılsa biraz hızlı gittik, 190'ı yakaladık. 150 günün üstüne bir 150 gün daha ekleyelim. Mayıs ayının sonuna kadar gelin biz 300 günde 300 projeyi İstanbullularla buluşturalım dedim. Ve o kampanyanın da bir nevi başlangıcını yapmış olduk. Göreceksiniz seçime kadar 150 günde 150 proje değil, başladığımız günden bugüne ve bundan sonraki takvimiyle beraber 300 günde 300 projeyi tamamlamış olacağız. Seyit Torun Başkanım, sık sık bekliyoruz İstanbul'a. Liyakatli bir sistem, bereketli bir bütçe yönetiminin sonucudur bunlar. Ülkemizin de buna ihtiyacı var. Engellemelerin hiçbiri işe yaramadı, yaramayacak. Daha yeni, dün itibariyle öğreniyoruz. Örneğin hararetle, dört gözle bekledikleri Sefaköy Beylikdüzü metro hattı projesi hazır. Finansmanıyla ilgili iki ön protokolü dünyanın en önemli finans kuruluşlarından biri olan Avrupa Yatırım Kalkınma Bankası ile imza altına aldığımız bir projeyi Cumhurbaşkanlığı yatırım programına almadığını gördük. Yani burada İzmir, Mersin, Muğla gibi birçok şehrimizin, Ankara gibi birçok şehrimizin yaşadığı problemin bir benzerini daha dün yaşamış olduk. O kadar enteresan bir anlayışla hareket ediyorlar ki, şimdi bir insanın içinde haset varsa, kıskançlık varsa, bir insanın içine kötülük girmişse görevini yapmasına nasıl engel oluyor biliyor musunuz? Normalde yani o imzayı atmalı, onu o listeye koymalı. Eli böyle titriyor, attı, atacak imzayı atmıyor. Atmıyor. Bu insanların aklı gitmiş. Dertleri hizmet değil, dertleri insanlar hizmetle buluşsun değil. Yatıyorlar, kalkıyorlar, aman bu CHP'li belediyeler, Millet İttifakı'nın belediyeleri iş yapmaz. Allah size akıl versin. Çok dua ettim. İnanın çok dua ettim. Allah size akıl versin. Tekrar dua ediyorum. Ve Allah sizin iftiralarınızdan, kötü emellerinizden, biz hizmet etmek isteyen güzel insanları ve milletimizi sizden korusun. Tabii bundan sonra da hizmetten bizi alıkoymaya çalışacaklar. Hileyle, şikeyle alıkoymaya gayret edecekler. Bana ya da diğer belediye başkanları, arkadaşıma, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne değil, milli iradeye karşı hile yapmaya gayret edecekler. Millet aleyhine şike yapma gayreti içerisinde olacaklar ki bizi durdurabilsinler. İstediğimiz soruşturmayı açarız, istediğimiz kararı aldırırız diye düşünen bu hilecilere, bu şikecilere, milletin iradesine karşı darbe yapma girişiminizi boş çıkaracağımızı buradan tekrar söylüyorum. Hevesleri kursaklarında kalacak, çünkü sizler kıymetli vatandaşlarımız demokrasiye, adalete sahip çıktıkça hevesleri kursaklarında kalacak. Biz icraat yapmaya, yatırım yapmaya,
hizmet etmeye devam edeceğiz. Bunları yaptıkça hevesleriniz kursaklarınızda kalmaya devam edeceğiz. Durmayacağız, projeleri milletimizin lehine, milletimizin çıkarına, asla bir avuç insanın değil, milletimizin çıkarına harekete geçirmeye ve hizmete geçirmeye devam edeceğiz. Her bitirdiğimiz iş milletimizin o güçlü sesini yansıtacak. Bu sesi duymazdan gelenin milletin gönlünde yeri olmaz. Bunu buradan tekrar duyuruyorum. Haddinizi bilin. Bu sesi duymadan, milletin sesini duymadan milletin gönlünde yer alamazsınız. Sizi uyarıyorum. Milleti yok sayanı millet de yok sayar. Tarih bunu defalarca yazmıştır. Esas olan bunu bize 100. yılına girdiğimiz Cumhuriyet öğretmiştir. 100. yılımızda Atatürk'ün bize emanet ettiği cumhuriyete layık olacağız. Demokrasiyle, adaletle ve hukukla taşlandıracağız. Türkiye'de herkesin insanca koşullarda geleceğine dönük kaygı duymadan kolayca ev sahibi olduğu bir ülke var etme konusunda bütün yol arkadaşlarımızla çalışmaya devam edeceğiz. Tek yapmamız gereken yeni bir yönetim anlayışını, yeni bir ahlakı, yeni bir adalet ve hukuk düzenini güçlü bir biçimde demokrasiyle birlikte hayata geçirmek. İşte 2023 bunun yılı olacak. Türkiye bizim ortak evimizdir. 85 milyon insanıyla yaşadığımız ortak evimizdir. Bu evin tapusu kimde? Asla bir kişide değil. Bir avuç kişide hiç değil. Milletimizde, milletimizde. Bu evin tapusu 85 milyon insanımızda. İnşallah hep birlikte Cumhuriyeti olan borcumuzu 2023 yılında layıkıyla öderiz. 100. yılını hep birlikte kutlarız. 1923 umut dolu bir yıldı. Çok güzel bir yıldı. 2023 de çok güzel bir yıl olacak. Her şey çok güzel olacak diyorum. Bu projenin hepimize hayırlı uğurlu olmasını, ev sahiplerine güzel bir gelecek sağlamasını diliyor. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun.